Seni dinliyorum anne. Hastanede yarım kalmış konuşmamızı tamamlamak istedim. Yarım kalan bir şey yok. İkimiz de ne gerekiyorsa söyledik. Hayır oğlum. Sen kesip attın. Aynı çatı altında olduğumuzu unutuyorsun. Hira ile aranızdaki gerginliğin farkındayım. Saklayamayacağınız kadar büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Görüyorum ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu şartlar altında onunla evlenmekte hala kararlı mısın merak ediyorum. Biz planladığımız tarihte evleneceğiz. Gördüğün gibi sana verecek başka bir cevabım yok. Çünkü ne istediğimi biliyorum. Onunla aramızdaki gerginliğe gelince ikimiz arasında her ne oluyorsa, iyi ya da kötü, yine ikimiz halledeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. Peki oğlum. Dediğin gibi olsun. Benimle konuşmuyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Aklından geçenleri anlayamıyorum. Sen benimle konuşmazsan ben nasıl... Bu tartışmaya burada devam etmek istediğinden emin misin? Haklısın. Ne yeri ne de zamanı. Ama işte... Dayanamıyorum bu soğuk haline. Çarşı oyunu oynayalım mı? Oyunu hiç oynamıyoruz. Hayal kırıktı. Tereddüt.
Her gün biraz daha fazla uzaklaşıyorsun benden. Bunu istemiyorum. Sandalye getirir. Oturun, otur. Otur Nurşah. Tamam bak, oturuyoruz. Dediğini yapıyoruz, size sakin olun. Sen de indir o silahı. Bunlar da Yeşilçam filmlerdeki gibi. Az daha gelmeseydik var ya, esas olan esas kızı kurtaracaktı. Biz geldik, mutlu sona engel olduk. Telefonunu ver. Diğerini de ver. Bak, aksi adamımdır ben. Elimden bir kaza falan çıkar, sakarımdır. Aynen. Çok sakardır, çok. Sizin yerinizde olsam hiç direnmezdim. Telefonu kuzu kuzu verirdim. Kapat ikisini. Tamam. Kapat. Tım. İyi. Şimdi git arabadan ipi getir. Bu ne ya? Telefonu kapat Rıfkı. İpi getir Rıfkı. Ben senin ayakçın mıyım? Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun? Getir şu ipi. Ya bir günde ki Rıfkı, al şu silahı tut. Tabii ya, ağada sensin, paşada sensin. Rıfkı ayak işlerinden sorumlu parti başkanı değil mi? Oğlum su tabancasın bu. Neyine heves ediyorsun bunun?
Ya heves ederim etmem, sana ne ya? Saçmalama, getir şu ipi, hadi bağlayalım şunları. Bak, ben bu oyunu burada bozarım. Yeter artık, bak Temur'a kadar geldi. Yeter artık, bu nedir ya? Ne istiyorsunuz? Aceleniz ne ya? Şimdi uslu uslu oturun, sonra konuşuruz. Orhun Bey fotoğrafı görürse olayların akışı değişir hanımefendi. En başından istediğimiz şey gerçekleşir. Bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Elbette farkındayım. Fakat sadece bir kuşkuyla kimsenin namusuna laf etmem. Bu Hira bile olsa. Kuşkulandığım gibi Cihangir'le o kız arasında başka türlü münasebet varsa oğlumun yaşayacağı yıkımı hesap etmek durumundayım. Oğlumun böyle kirli durumun içine düşüp hırpalanmasına asla izin veremem. O kız hayatımızdan çıkacak. Ama bu şekilde değil. Kesin kanıtlara ihtiyacım var. Başka türlü ona hak ettiği cezayı veremem. Ben de güneş doğdu herhalde. Gözüm kamaştı diyorum. Meğer sen gelmişsin kardeşim. İlk görüşte çok üzgün olduğunu anladım. Ondan şaka yaptım. Ama gülmedin. Demek ki durum bayağı gitti. Ne oldu kardeşim? Anlat bana. Bir şey yok, iyiyim ben. Sen iyi olduğunu nasıl oluyorsun biliyorum ben. Gözün böyle, ışık ışık parlıyor. Ama şimdi öyle değilsin. Sana da pankart hazırlayayım mı? Ali çok gülmüştü. Belki de sen de gülersin. Ha? Ah, şöyle ya. Ali'nin hastalığına üzüldüm. Ama onun için toparlanacağım. Ah, benim canım kardeşim. Senin için
ne yapabileceğimse yaparım. Unutma, tamam mı? Ali için taş topluyorum. Boyarız birlikte. Belki keyfi yerine gelir. Tabii. Tamam, toparla. Bu yabani otları söküp almazsam fidana zarar verebilirler. Şey gibi. Bu da kırıldı. Otları temizlemek istedim. Zarar vermesin diye. İstemeden kırdım. Onu incittim. Böyle olsun istemedim. İncittim onu. Sen isteyerek hiçbir şey kırmazsın. Sadece biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Dal kırıldığını hemen unutmaz belki. Ama yeniden yeşerebilir. Çünkü kökleri orada. Üstelik şimdi yeni bir dalı büyütebilmek için daha sıkı sarılacak toprağa. Kökleri güçlü, değil mi? Sence? Çok güçlü. Bu
toz gibi koca bir kıştan çıktı demiştin. Senin olmadığın o bir yılın kışı çok soğuk geçti. Bunu da başarır mı? Eskisi gibi olur mu? Eskisinden daha iyi olmaması için bir sebep yok. Tıpkı kum taneleri gibi. Birbirine çarpa çarpa güzelleşen kum taneleri. Sıkmasanız olmuyor mu? Yavaş biraz, yavaş. Can acıyor. Korkutma beni abi. Bak elim ayağım titriyor. Bir fenalaştım. Yazıktır bana ha. Ama sana çok nazik davranıyorum, merak etme. Beyefendi ne istediğimizi soruyor Rıfkı. Ne isteyelim? Ne isteyelim? Para isteyelim. Mangır isteyelim. Hatta onun bir İngilizce adı vardı. Neydi o? Neydi? Keş. Bana mı dedi? Bana bak. Ağzını topla. Benim öyle şeylerle işim gücüm olmaz ha. Oğlum öyle değil. Daha önce duymuştum. Doğru söylüyor. Vay be. Ayıp sana be. Onca yıllık arkadaşınım be. Ne günahımı gördün? Ya sen sormadın mı nakitin İngilizcesi ne diye? Keş dedi adım işte doğru. He, harbiden mi? Doğru mu söylüyor? Sulandırma lan yeter. Tamam yeter. Ne kadar istiyorsanız vereceğim ben. Senin paran bizi kesmez kahraman. Sen ne kadar istediğini bir söyle. Ben vereceğim dedim sana. Senden değil, zengin kızdan isteyeceğiz. Benim hiç param yok ki. Şu abinin numarasını ver bakalım, bir telefon numarasını. Anlamadım. Ya neyi anlamadın? Telefon numarasını vereceksin, biz arayacağız, söyleyeceksin. Abicim diyeceksin, para diyeceksin, mangır diyeceksin. Hatta neydi? Keş diyeceksin. Abin sana kıymaz. Parayı verir, avucuna böyle tıkır tıkır sayar. Para falan istemeyeceğim abimden. Unutun bunu. Bak ben çabuk sinirlenirim ha. Kötü şeyler olur. Ver şu numarayı hadi. Vermiyorum numara falan. Size verecek param da yok benim. Çok yanlış insana çattınız siz. Delirtme beni. Bak sinirleniyorum, çok kötü şeyler olacak. Asıl siz beni delirtmeyin. Zaten burama kadar gelmiş. Bir de abimi arayacakmışım. Yok daha neler. Tamam sakin ol. Sebep ne olursa olsun evlenmeyelim demeni beklemiyordum. İlk fırtınada havlu atmadığını biliyorum. Zor şeyler yaşandı. Direndiğini de biliyorum. Yine de en son söyleyeceğin kelime bile değil bu. Aklından geçirmeni daha istemem. İnan çok
çaresiz hissettim. İçim yandı onu söylerken. Kapatalım bu konuyu. Sen hiç söylemedin. Ben de hiç duymadım. Hiç yaşanmadı. Yine çok güzel taşlar bulmuşsun. Ali çok sevinecek. Evet. Bugün okulda sergisi vardı. Ama hasta olduğu için gidemedi. Belki bunlarla oyalanır. Bir nebze moral olur diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Ama yeterli olur mu bilmiyorum. Çok heveslenmişti sergi için. Gözlerin ışıldadı. Söyle bakalım. Ali'yi mutlu edecek bir şey geldi aklıma. Şimdi bak, şöyle. Demek Orhun'la aranı düzelttin. O senin gerçek yüzünü göremiyor. Ama ben görüyorum. Oğlumu üzmene asla izin vermeyeceğim. Para mara vermem diyor. Duydum, sığar değilim. Ben senin fikrini değiştirmeyebilirim zengin kızı. Sen bizi tam anlamadın herhalde. Bakın bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. O yüzden o silahı indir. Abinden para isteyeceksin. Sabrımı taşırma benim. İstemeyeceğim. Bana bak, fena olacak diyorum. Haklısın Ağaç. Ben de harbiden sinirlenmeye başladım. Sen nasıl bir zengin kızısın ya? Sen esir değil misin? Esir gibi bir davransana ya. Ne kadar istiyorsanız ben vereceğim. Tamam. Birikimim var. Hatta ofisim var. Gerekirse onu satarım. Siz de istediğinize ulaşmış olursunuz. Akıllı çocuk bak. Ne güzel konuşuyor. Ofis olmaz. Asla olmaz. Bir dur ya. Sen de muhabbet elime sıkma. Başka bir çözüm yöntemi bulalım. Gerekirse... Tamam. Sorun değil. Sorun değil. Siz iyice muhabbeti koyulaştırdınız ha. Birer çay söyleyeyim mi size? Öyle deme ya. Kocası ofisten falan bahsedince zengin kızı vazgeçti baksana. Vay be. Aşk nelere kadirmiş. Ne diyorsunuz siz? Ne biçim bir muhabbet bu? Ne biçim muhabbet? Gördüğümüzü söylüyoruz. Aşıksın çocuğa işte. Yok öyle bir şey. Aşk maşk yok. Evet Aliço, kendi sergine hoş geldin. Hira abla. Okuldakine gidemezsek biz de kendi sergimizi kendimiz yaparız. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Mutlu olman çok güzel. Ama benim çok bir payım yok. Her şeyi Hira ablan düşündü. Tebrik ederim Ali. Hepsi birbirinden başarılı. Bu aileye layık bir evlatsın. Hem de ne layık.
Hepsi birbirinden güzel olmuş Ali'ciğim. Ben de tebrik ederim gerçekten. Ama şaşırmamak lazım. Genetik olarak yatkınsın. Hatta çizgilerin Cihangir abiminkilere o kadar çok benziyor ki. Onun da çok yetenekli olduğunu bilirsiniz herhalde. Dayı, sen bu resmi görmüş müydün? Bu da diğerleri kadar güzel. Ben sizin bir fotoğrafınızı çekeyim de anı olarak kalsın. Sergiden abimi de haberdar etmek lazım. Ya sen ne kadar sinir küpü bir şey çıktın öyle ya. Anladık, para yok, aşk yok, hiçbir şey yok. Ağzın başka konuşuyor, gözlerin de başka bakıyor ama ne haber? Bak 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 bakışlara bak, deli gibi battı bak. Hiç yakışıyor mu sana öyle he? Zengin kızı. Ne diyorsunuz teklifime? Bana kalsa tamam da, eve aramızda konuşalım. Kiminle konuşacaksınız anlamadım. Ya her şeyi seninle konuşmak zorunda mıyız? Kendi aramızda bir şeyler konuşacağız. Bir konuşalım gel. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Ofisini mi vereceksin gerçekten? Evet gerekirse vereceğim. Ama baksana şunların haline. Daha ne yaptıklarını bilmiyor gibiler. Ama seni iyi araştırmışlar. Abi ne kadar biliyorlar baksana. Apar topar konuşacağım deyip çıktılar. Ya birisi daha var. Ya da patronlarını arayacaklar. Kiminle konuşacaklar acaba? Kabul etseydiler ofisi verecek miydi gerçekten? Yalnız zengin kızı gözü kara çıktı ha. Kafa tutuyor resmen. Valla o kadar silah çektik. Geri adım atar zannettim ama hiç. Bu abisini falan da aramaz ha ben sana söyleyeyim. Ofisi alacağız artık. Olsun. Nasıl olacaksa bilemedim. Ama istediğimizi alamayacağız. Olsun olsun. Ne koparttık kar. Satsın versin paramızı ama biz yine bir patronu arayalım ona bir soralım. Sen ara sen daha iyi konuşuyorsun. Vay be. İşine gelmeyince ayak takımı, işine gelince sen ara daha güzel anlatırsın. Oh ne güzel memleket. Neyse. Ali'nin resim sergisini evde yapıyorlar. Ali iyi, merak etme.
Buyurun küçük bey. Taze sıkılmış portakal suyu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hepsi bitecek, tamam mı? Toparlanmana yardımcı olacak. Ama meyve olarak da tüketmelisin. Hira ablam doğru söylüyor. Meyve suyun bitince dinlenirsin. Kendini yormaman lazım. Tamam mı? Tamam. Ama benim bir resmim daha var. Bu sergide olmayan resim. Her sanatçının gizli eserleri vardır, merak ettim. Ben de çok heyecanlandım. Biz de görürüz değil mi Ali'cim? Önce dayıma, Hira ablama göstereceğim. Valla patron, abimden de istemem diyor, parayı falan da vermem diyor. Ya söyledik ya abi, silah çektik, korkutmaya çalıştık, bana mısın demiyor yani, çetince biz. Yalnız sana bir müjdem var, bu zengin kızının kocası burada. Ne bileyim ben abi, peşimize takılmış gelmiş, bizi takip etmiş herhalde, ben mi çağırdım? Bana kızıyorsun. Ne diyor? Kenan denen adamın orada ne işi var diyor. Kenan mıymış ismi? Ya neyse ne artık, adam bir şey anlatıyor. Ya söylesene, Kenan ofisi satıp da parasını verecekmiş desene. Demek ofisi satıyormuş ha. Bak sen şu Kenan Efendi'ye. Vallahi öyle. Biz de aramızda düşündük taşındık, ne koparsak kâr dedik. Satsın ofisi, versin paramızı. Bana bak, sakın kabul etmeyin ha. Siz o Kenan'ı bilmezsiniz. Kim bilir aklından ne ünlükler geçiyordur. Ne yapacağız peki? Başta ne konuştuysak onu yapacağız. Parayı Orhun Demirhanlı'dan alacağız. Kenan'ın o eti ne bu da ne be? Kim ne yapsın onun bitli ofisini? Emin misin bak? Bir sıfırdan büyüktür. Matematik hocası mı kesildin be başıma? Aç kulağını, iyice dinle beni. Bakın sakın bu işi elinizi yüzünüze bulaştırmayın ha. Hayat mamat meselesi bu. Hadi haber edin bana. Hadi. Hiç düşündün mü Cemal? Memat ne demek? Memat mı? Ne bileyim oğlum, işte o kadar da duymuştum halbuki. Ya bir dizide bir Memat diye biri vardı sanki, hatırladın mı? Hangi diziydi o? Dizi? Ulan benim de aklım aldın ha. Sen bırak diziyi falan, zengin kızını düşün. Orhun Demirhan'dan parayı nasıl alacağız onu düşün ya. Allah Allah. Ya şş, harbiden ne yapacağız? Bilmiyorum valla. Düşüneyim biraz bakalım. Ya biraz yardımcı mı olsan diyorum. Ya ne? Anlamadım. Ya bir an önce buradan çıkmamız lazım. Hayır, sen de şöyle bir sağa sola bak. Belki benim görmediğim bir şey vardır, senin dikkatini çeker. Patronu aradık. Teklifini kabul etmedi. Abin arayacaksın zengin kızı. Buradan kurtulmak istiyorsan başka çaren yok. Aramayacağım dedim. Aklınız almıyor mu sizin? Yok diyor. Şimdi ne yapacağız? Sana sabaha kadar müddet. Ya abin ararsın, para istersin ya da ömür boyu burada kalırsın. Burada mı kalacaklar hep? Lan oğlum bir sus bir, bir çık yürü Allah'ını seversen, yürü. Benim teklifimi niye kabul etmiyorsunuz? Abimi neden arayamayacağımı biliyorsun. Konaktan çıkarken kendi çabamla kendi ayaklarımın üzerinde duracağım dedim. Ne olursa olsun ondan yardım isteyemem. Anlıyorum seni. Haklısın da. Seni de peşimden buralara sürükledim. Özür dilerim. Sorun değil. İyiyim ben.
kafana takma. Farklı bir aktivite oldu işte. Yalnız adamlar biraz şapşallar. Birazdan biraz daha fazla. Baksana baya baya acemi bunlar ya. Ama o kadar acemiler ki silahları var. Aynen öyle. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet, tepki gösterelim. Ama avazımız çıktığı kadar da bağırmayalım. Değil mi? Tamam. Denerim. Sabaha kadar zaman kazandık. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? İlla bulacağız bir yolunu. Yanından kaçayım derken düştüğüm hallere bak. Bir şey mi dedin? Yo. Canım sıkıldı da öyle kendi kendime söyleniyordum. Önemli bir şey yok. Anladım. Hadi Aliço, meraktan çatlamak üzereyim. Göster resmi. Bu resmi çizerken çok özendim. Çünkü üçümüz için çok özel bir günü çizdim. Aliço, ama bu çok güzel olmuş. Gerçekten çok özenmişsin. Yetenekli yeğenimin. Altına imzamı da attım. Evet, çok profesyonelce. Bunu ikinize hediye etmek istiyorum. Çünkü siz bazen yüzünüze çok asıyorsunuz. Ben üzülüyorum. Yine yüzünüz asılırsa resime bakarsınız. Aliço, biz iyiyiz. Sen üzülme. Her şey yolunda. Ulan ne boş boğaz adamsın ha. Bir çeleni tutamadın ya. Ne demek burada mı kalacaklar? Dışarı çıktığında sorsan olmaz mıydı? E ne yapayım, sen de yeni planından bana bahsetseydin. Şaşırdım, ne yapayım? Ne planı lan? O an aklıma geldi. Aklıma ne geldiyse söyledim. Ben gözdağını vermişim. Havamı yapmışım. Niye artık şey yapıyorsun? Ya açım beni, aç. Açken ben de değilim diye dedim sana. Oradan geçerken dürümü de aldırttırmadın bana. Tabii insan değiliz ki sözümüzü dinlettireceğiz. Hayır, sana da dürümüne de be. Hadi yürü, gidiyoruz. Kaçmazlar değil mi? Ulan kapı kapalı, içeride bağlılar. Nereye kaçacaklar? E sen başlarını beklemek istiyorsan bekle. Ben de biraz kafam dinlermiş olmazsa. Ben beklemem, ben karnım aç. Dürüm yemeye gidiyorum ben. Hay dürüm kadar taş düşsün başına be. Düşsün, hiç olmazsa karnım doyar. Dikkat et, biraz canını acıtacaksın. Ya bir an önce şu ipleri koparmam lazım. Yavaş olsana birazcık. Kusura bakmayın, narinleydim. Yani sizi rahatsız edeceğime ben bu kollarımı keserdim de. İşte imkanlar bu kadar, ne yapacaksın? Ya ellerimiz kollarımız bağlı, şu düştüğümüz duruma bak. Sen neye takılıyorsun Allah aşkına ya? Kolumu keserdim ne demek ya? Onu mu diyorum ben sana? Ne diyorsun anlamıyorum işte. Ya sorun da burada. Dur, yardım edeyim. Pişt.
5 adım. Erdi, yardım edeyim dedim. Etme. Kimseye kaldıramayacağı yük verilmez bu evde. Beş adımdan fazla yaklaşmak yok. Bu kural değişmeyecek. Yardım ediyorum. Niye kızıyor ki? Anlamıyorum. Her zamanki hali işte, boş ver. Aman takılmayın. Gerek yok. Aa, salondaki sergiyi gördünüz mü bakayım? Ali çok güzel şeyler yapmış. Maşallah çok yetenekli. Ali okuldaki sergiye gidemedi ya, çok üzülmüş. Güzel yürekli Hiram. Kıyamamış, böyle bir çare bulmuş. Rabbim nasıl bir şefkat, nasıl bir merhamet vermiş bu kıza. Maşallah Kerem, maşallah. Çok güzel hazırlamış. Hira Hanım'ın yaptıklarına ayrı, resimlere ayrı bayıldım. Ben görmedim. Herkes odasında çekilsin de ben de bakacağım. Benim kardeşim 50'deydi. Tabii güzel olur. Oluyor mu? Olacak. Olmak zorunda. Oldu bile. Nihayet. Gerçi bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Hayır, anlamadım. Beklentiye mi girmiştin? Tabii ki, sana güveniyorum. Yapabileceğini biliyordum. Ama filmlerdekinden uzun sürdü. Ya sen hiçbir şeyden memnun olmaz mısın? Bir kere de teşekkür et, şu dişimi kıracağım. Bence sen beni çok yanlış tanıyorsun. Hiç de yanlış tanımıyorum. Huysuz Leydi. Babacığım. Canım babam. En büyüğünden en küçüğüne bu konaktaki herkesin huzurunu bozmaya yemin ettim. İntikamını hepsinden alacağım babacığım. Artık bundan sonra kimse benim önümde duramayacak. Sana söz veriyorum. Yine istediğini almayı başardı. Beklemeye tahammülüm yok artık. Olup bitenleri öğrenmem gerekiyor. Ona hastane bahçesinde yalnız mıydın diye sordum. Hiçbir cevap veremedi. Oysa Cihangir yanındaydı. Saklanacak bir şeyi olmasaydı böyle yapar mıydı? Sanmıyorum hanımefendi. Ektiğin tohumlar ilk fidanını veriyor anlaşılan. Bir şey saklıyor. Öğrenmem gerekiyor. Ne yapmamı emredersiniz hanımefendi? Daha önce söylediğim gibi gözün onun üstünde olsun. Elbet bir hata yapacak. Bir açık verecek. Demek onu takip ettiriyorsun sevgili kuzenim. Final sandığımdan da kalabalık olacak anlaşılan. Güzel. Çok güzel.
Boşuna zorlama, kilitli işte, açılmıyor. Değil mi? Açılmıyor. Açılmıyor. Allah kahretsin, açılmıyor. Kısılıp kaldık burada. Üşüdün mü? Ya ben böyle umutsuz konuştum diye mi üzüldüm? Uşağı ben öfkeyle söyledim onlara. Bak bir saat önce elimiz kolumuz bağlıydı değil mi? Ama şimdi değil. Bana güven, buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Nasıl bir yol bulacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama şimdilik. Hem bak daha vakit var. Bulacağız bir yolu. Kendimizi kandırıyoruz. O kadar belli ki bu. Çıkamayacağız buradan. Hayır, hayır, hayır. İyi misin? Özür dilerim. Özrünüz kabul edilmedi hanımefendi. Çünkü özür dilenecek hiçbir şey yapmadın. En azından şimdilik. Başına bela oldum senin. Benim yüzümden buralara kadar sürüklendin. Adamlara ofisini teklif etmek zorunda kaldın. Orayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Evet, ofisimi çok seviyorum. Bugünlere ne kadar zorluklarla geldim, sen de çok iyi biliyorsun. Ama mecbur kaldığım için ofisi teklif etmedim. O yüzden kendini suçlamayı bırak, olur mu? Peki, gerçekten ofisini verir miydin benim için? Senin için her şeyimi verirdim. Belki. Ama yeniden yeşerebilir. Çünkü kökleri orada. Üstelik şimdi yeni bir dalı büyütebilmek için daha sıkı sarılacak toprağa. Allah'ım. Sana binlerce kez şükürler olsun. Onun sevgiyle bakan gözlerinden daha fazla mahrum bırakmadın.